çıktınız siz? Anamı görmeye geldik. Nergis abla nereden çıkacağız? Kaymaklı arttıydı dün akşamdan. Çocuklar yesin, anam da sever. Yazık, çok almış Recep. Ziyan olmasın dedim. He, geçin. Açık beğenmiş Adi. Yok. Biz çok yedik. Ne oluyor gızatçı? Kaymaklılığa falan? Recep bankamı soydu yoksa? Yok. İşe girdi de Recep'im. Maşallah pek iyi işi. Benim oğlan topa gidiyor ya yaslan spora. Göz bebeği oldu takımın. Vallahi üstüne titriyorlar. Oradan buluverdiler işi de. Oh. Allah'ıma bin şükür. Bak kızım, sabrın sonu selamettir. Allah bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açıyor işte. Açı. Lafı Miras işine getirmeye çalışıyorsun emmi. Boşuna çeneni yorma. Sağlığını da kayınbabamı yediniz yediniz bitirdiniz. Şimdi anamın üç kuruş kefen parasını göz dikmeyin. Aman bana ne sizin paranızdan, pulunuzdan, malınızdan be. Benim aslanlar gibi kocam var. Allah'ıma bin şükür. Taşı sıksa suyunu çıkarır alimallah. Hem ben anamı görmeye geldim buraya. Bu mevzuları açıp da kadının canını sıkma. Oğlan nasıl? Aman, Cihan pek kudurdu. Bisiklet almış babası, hiç ders çalışmıyor. Aman, o da lazım anne. Acık kilo versin oğlan. Öyle göbek mi olsun, aynı abim gibi. Yarın delikanlı olacak, sonra kızlar beğenmez. Benim oğlan da aynı Recep'ime çekmiş. Yer yer bir gram et tutmaz. Çok yakışıklı olacak maşallah, aynı Recep'im gibi. Erkeğin çok yakışıklısı da Zara. Karıları sıraya dizi veriyor. Üzüldü o sana. Hırsız seni. Tok yerin kaç kedisi. Hadi kalkın. Dersiniz var. Hadi bize müsaade. Hadi 5 dakikası 30 bin liraya hadi. Ya bırak, babama söyleyeceğim seni, görüntülendireceğim seni. Söyle lan, söyle gelsin. Gelsin de babamdan dayağı yesin. Lan bana bak, uzun etme. Temelli alırım bisikleti. Şimdi bu taraftan öyle sıkma benim canımı. Bir saat sonra geri alırsın. Sanki keyfimizden yapıyoruz ya. Sen de düzgünsün lan. Aferin lan. Nereden buldun bu kadar parayı? Fazla da yük mü taşıdın? Yok baba. Ufak ufak hakkımızı alıyorsun dayıoğlundan. Birkaç saatliğine bisikleti kamulaştırdık da. Aferin. Siz ne hanım? Ne yapayım baba? Kimse okuldan sonra iş vermiyor ki. Olsun kızım, sen derslerine bak. Gene onu almışsın ha? He baba. Fenden bir ablam onu almış. Sema zayıf almış ama. Maşallah ya. Lan. Lan! İmansızın kızı! Ben sana iyi not almayacaksın demedim mi lan? Ha? Be. Sen beni delirtecek misin kızım? Gider gitmez on almış ya. Bu ne biçim çocuk ya? Allah seni cezanı vermesin ya. Baban gene? Hiç. Azıcık burada duracağım İmam teyze. Yatınca giderim. Olmaz kızım, öyle hava çok soğuk, gelişir. Yok. Burada otururum ben. Ne kudurdu gene? Onu aldım da ona kızdım. Hadi sen gir içeri, şimdi gelir sana da kızar. Allah. Al şunu giy üstüne bari. Gelecek gidecek yok değil mi? Babür abi falan.
Kız ne gelecek o it buraya? Yok yani gelebilir. Gelecekse rahatsız etmeyeyim ben sizi. Şimdi de bu laf çıktı değil mi mahallede? Bana bak sen o lafı çıkartana git söyle kendi kızışmış koyununu alıversin o babüritini. Babür abi değilse kimdi peki? Babam mıydı? Oturma dedim. Helada baba. Sağ ol ablacığım. Hadi koş fark etmesin çıktın. Ortamdan gelip müsbet yapıyorsun değil mi Akçe? Hocam nerede kız? Bisiklet için kavgaya geldi dayımlar. Madem pek iyiydi durumunuz, niye hırsızlık yapıyor Mehmet? Duy! Ne oluyor lan? Sen karışma Nergis. Bana bak Recep. Nedir bu senin oğlanın yaptığı rezillik? Cihan'ın bisikletini almış elinden, millete kiralıyormuş. Ya kayınço senin oğlandan mı lafa çıktı ya? Erkek evlat yetiştiriyorsun. Bırak kendi hakkına kendi savunsun biraz ya. Ha? Bırakalım da hırsız uğursuz olsun değil mi? Görüyoruz Mehmet'in de nasıl yetiştiğini. Yenge Hanım, Mehmet deyince iki dakika duracaksın. Benim oğlum on numara delikanlıdır. Antrenmanında, sporunda, başında hocası Galatasaraylara, Fenerlere, Beşiktaşlara çalıştırıyorlar benim oğlumu. Senin oğlunun bisikletine mi kaldı ha? Ne diyor lan bunlar? Ya baba, o gün işte önünden geçerken bir bineyim dedim şakasına. Onu ağlamış tabansız velet ya. Yalan konuşma Mehmet. Senin ne mal olduğunu iyi biliyorum ben. Bana bakın, bizden uzak durun. Bir dahaki sefere yemin ediyorum polislerle gelirim. Akraba makraba da dinlemem. Yakarım çırağınızı ona göre. Delirtme lan beni. Açın karnı doyar, gözü doymazmış derler. Bunların karnı da doymuyor ki ha. İki kuruş huzurumuzda gözleri var. Verin 3-5 kuruş başımızın gözümüzün sadıkası olsun diyorum dinlemiyorsunuz. Her bir şeyimizde gözleri kalıyor bunların. Kayınço, şu cadavuz karıyı susturduk. Yemin ediyorum bunu dilini kopartırım ha. Ne yapıyorsun sen? Lan ne yapacaksın? Dur ya, bırak lan lan. Ben ayıp dolandım. Kanımızı sömürdünüz lan. Kanımızı sömürdünüz lan. Benim evime gelip nasıl bağırıyorsun lan? Bağırıyorsun lan. Koş hadi derse geç kalma. Nari. Kızım gel bakayım bir odama. Eyvah. Anladı onu sevdiğimi. Al bakalım. Okul aile birliği olarak bunları sana aldık. Senin gibi çalışkan ve akıllı bir öğrencimizin üşütüp hastalanmasını istemiyoruz. Al bakalım. Bunlar senin. Benim için mi aldınız? Para verip. Evet. Hadi bir dene bakalım. Eğer olmazsa Hadi Efendi'ye söyleriz, değiştirtiriz. Sonra dersten sonra sanki yer gidersin. Ha? Yok. Ben üşümüyorum öğretmenim. Hem paltom var da feci terletiyor. Ayağımda da yara var. Onun için ayakkabımı giyemiyorum ama bundan sonra giyerim. Geçti zaten.
Ben şimdi hepinize çok güzel bir kahvaltı hazırlarım Şadiye ile. Ama önce şahane bir kahve herkese. Dur dur, kaldırma kızı ya bu saatte. Ben yardım ederim ya sana. Ya sen bu yorgunluktan pörtledin zaten. Ben hallederim. Fırat'cığım, hadi 5 dakika sonra kalkacağız zaten. Uyuma istersen. Zaten pek anlamadım neden buraya geldiğimizi ama. Allah Allah. Şadiye yok, evde kalmamış. Ya arkadaşına falan gitmiştir. Yok ya, hayatta kalkmaz bu saatte. Hiç yatmadıysa başka tabii. Telefonu kapalı. Ya bir arkadaşın da kalmıştır, uyumuştur. Telefonun şarjı bitmiştir. Yine açmıyor telefonunu ya. Ölsek kalsak umrunda değil bu çocuğun ha. Sen dünden beri hiç aramadın değil mi onu? Ne aramadım ya? 50 kere aramışımdır belki. Kapalı telefonu. Biliyor çünkü açınca ağzının payını alacak. Eyvah! Ne oldu? Gene ne oldu be? Ne oldu? Dün sergisi vardı çocuğun. Sen de unuttun değil mi? Senin unutmanı boş ver, hepimiz unuttuk. Gittim ben, gittim. Ay. Ay, dur dur, ben de senden geleyim, dur dur. Koş koş, can öldürür şimdi bunu. Dur ben de geliyorum, bir dakika Fırat. Ya bırak, bırak uyusun. Perişan oldu 2 gündür. Fırat'cığım, hadi kalk içeri yat. Benim yatağım büyüğü istersen, herkes gitti. Biraz burada uyuyabilir miyim? Ah Fırat'cığım ya. Neler yaşadın 2 gündür. Keşke sana yardım edebilsem. Keşke acılarına çare bulabilsem. Eşek yani bencil, kafasız, düşüncesiz hayvanın tekiyim ben. Çocuğun en önemli gününü nasıl unuturum ya? Sergeyi unuttum. Ben bir telefonu unuttum, alıp geliyorum tamam? Sergeyi unuttum tamam, ya. Tamam, tamam, sakin ol. Ay, şok üstüne şok yaşadık yani. İnsansın, unutmuş olabilirsin. Normal, büyütme bu kadar. Ay. Allah Allah, kafamı kaldı zaten ya. Ölen ölene, tövbe estağfurullah ya. Benim sana ihtiyacım var Nari. Sadece bugün değil. Tüm hayatım boyunca hep oldu. Ve olacak. Baksana hayata ya. Şaka gibi yani. Bir varsın bir yoksun. Ama ben günlerimi boşa geçirmek istemiyorum artık. Çok düşündüm son günlerde bunu. Irmak seni bırakmadıkça bunu yapamam Fırat. Lütfen bunu benden isteme. Deniz'e bunu yapamam. Hem az kaldı bak, Irmak gidecek diyorsun. Sadece birazcık daha sabredeceğiz o kadar. Benim için kolay mı sanıyorsun? Onun gitmeye hiç niyeti yok. Ve biz bir adım atmadığımız sürece bu yıllar boyu sürüncemede kalacak. Hiçbir şey umurumda değil benim. Hiçbir şey. Ben sadece seni istiyorum. Sen yanımda ol istiyorum. Yapamam. Yapamam. Bunu benden istemem olur. Yapamam. Gerçekten özür dilerim. Aç şu kapıyı ya, hadi. Deniz, uyumuş kalmıştır, duymuyordur. Gidelim sonra tekrar geliriz ha. Can!
Bak hem benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Tamam konuşuruz ama şimdi değil. Sen ırmağı al hadi git. Hadi. Git. Can! Bugün bir daha buluşacağız adamlarla. Bir parti işi daha yapmak istediğimizi söyle. 6 milyon dolarlık tamam? Birsel. Tahmin etmeliydim. Bu konudan Sermet'in asla haberi olmayacak. Ben halledeceğim. Sofrayı çağırıyor. Gene burnundan soluyor vallahi. Hadi ölümü öp gel gene bir şey çıkmasın ha. Sabah fırlamış gitmiş okula sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ben ormanda kayboldum diyormuş da başka bir şey demiyormuş. Babası biraz sıkıştırmış tabii dün gece. Biri bir şey mi yaptı diye ama. Hayır söyleyeyim dedim dilimin ucuna geldi. Kazanların oğlanın arabadan inerken görmüşler diye ama... Kızın sebebine girmeyeyim dedim şimdi. Bu annesi onu öldürür vallahi, öldürür. Mesele basit. Fırat fırsat buldun mu kaçırmaz. Esma da oynak kız. Anne, ben bugün düğün pastası yapmayı öğrendim. Kemal amca yaptı, Zafer'le biz de yardım ettik, izin verdi. Süslemeleri biz yaptık. İyi Allah'ın düğününde yaparsın işte. Ne düğün ya? Nalin nereye evleniyor? Daha lise bitecek, sonra üniversite var. Sonra üniversiteden sonra bir şey yapılıyordu. Sen yaparsın, onu da yaparsın. Da benim anlamadığım bir şey var Nalin ya. Bu sene babamı nasıl kandırdın? Yani kim posta attı babama? Ha? Demirel falan mı aradı? Onu mu arattın? Ne yaptın yani? Siyah beyaz leğcim ünlü isim Pascal Numa'yı da renklerine bağladı. Arsenal'e yüklü bir transfer parası ödeyen Kara Kartallar Numa ile bugün imzalar attı. Senegal asıllı Fransız futbolcu Lens'te oynadığı futbol ile... Abi sen de yakında atarsın bizi herhalde ha. Yayınımıza hava durumunda devam uğraşmasın benimle.
Ege bölgesine geçelim. Bugün Ege'nin kıyı kesimlerinde hava parçalı bulutlu ancak ilerleyen saatlerde bulutlu... Şu televizyonun sesini kısar mısınız biraz? Bu sene çok sıkı çalışmam gerek üniversite sınavı için. Sıkı bir sene. İçeride çalışacağım. Tehdit ediyor diyor. Hayvan. Şantaj yapıyor. Köpek. Sen de o halde Erdoğan'ı bilmemesi gerekiyor. Erdoğan abilerim baba. Sene başka sene, öbür senelerle bir bellemeyin bu seneyi. Karıştırmayın yani, anladınız mı? Bu sene başka sene. Valla öldürtecek kendini. Babanı katil edip muhtaneye mi attırmaya çalışıyor bu ablan senin, ha? Olur. Kim cesaret edebilirmiş, kim? Söyle bana Yavuz. Sizin haberiniz olmadan kim cesaret edebilir bu eve girmeye? Yabancı biri giremez eve beyim. Ya içimizden biri ya içeriden biriyle çalışıyor. Kendi ağzıyla diyor bir de içimizden biri diye. Bulsanız o zaman. Ne duruyorsunuz? Araştırıyorum beyim. En kısa zamanda sereceğim önüne. Babür abi yaptı baba. Belli bir şey yani. Hem onun şüphe çekmeden bu eve girmesi zor bir şey değil ki. O buranın çocuğu ne de olsa. Babür yaptı derdi o zaman çıkıp biri. Yasaklayma o. Gelemez öyle elli kolunu sallaya sallaya. Görseler ne olacak ki baba? Hepsi Babür abiyi korur zaten. Hem gelmese ne olacak? Saliha teyzeye vermiştir notu. O da yatakları yaparken koymuştur çantanın içine. Yani zor bir şey değil, basit baba. Çıkın dışarı hepiniz. Hadi. Al sen de şunu. Her kimse zoru seninle. Defol git buradan. Bir gün daha kalırsan ananın ölüsünü bulacaksın diyor işte notta. Neyse. Gidiyorsun zaten. Konu da kapanır. Tehdit edildim diye buradan gidecek değilim baba. Onu bulmadan hiçbir yere gitmem. Sen bu işe karışmayacaksın. Senin yolun bu değil. Hedefine yürüyeceksin sen. Ben hallederim. Sabah görmeyeceğim burada seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.